Altı demişken bir de altılı masaya götüreyim ben sizi. Altılı masayı hatırlayacaksınız. Cumhurbaşkanlığında bize umut verenler ve bizi kandıranlar. Aslında uyum falan yokmuş masada. Bakın hepsini toplasan, Cumhuriyet Halk Partisi hariç hepsini toplasan, İyi Parti'nin oyanı, bugün aldığı oy oran 3.77. Demokrat Parti 2/1. Deva Partisi Ali Babacan'ın 33%. Saadet Partisi %1.09, Gelecek Partisi 7%. Hepsini toplasan bir yeniden Refah Partisi etmiyor. Ya Refah Partisi'nin oyu 6,2, Türkiye'de 3. parti oldu. Onları da tebrik ediyorum ben. Ama bu partileri topladığında 5,5. %5,5. Yani 5 parti orada, 5 parti %5,5, yeniden Refah %6,2. Burada da yeniden bir denge olacak. O dengenin ne olduğunu, bu partilerin nereye doğru evrildiğini hep birlikte göreceğiz. İşte o partilerden, masadaki partilerden biri. Heh, Meral Akşener'in İyi Partisi. Meral Akşener Eylül ayındaydı zannedersem veya Ekim ayında, tam hatırlayamayacağım ama arşive bakabilirsiniz. Şöyle kupon bir cümlesi vardı. Biz dedi kendi müstakil adaylarımızla gireceğiz. Kendi başımızla, kendi partimizle gireceğiz. Hiçbir ittifakta, hiçbir güç birliğinde, iş birliğinde olmayacağız. Ya tarihi yazacağız dedi ya da tarih olacağız. Tarih oldu. Parti tüzüğümüzün genel başkanı olarak bana verdiği yetki gereğince en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız. Sandıktan İyi Parti'ye resmi olmayan sonuçlara göre 3,7'lik bir sonuç çıktı. İstifa çağrıları geldi. Akşener seçimin ertesi günü kamera karşısına geçti. İstifa mı, yola devam mı derken Akşener uzun bir teşekkür konuşması yaptı önce. Milletimiz şimdiye kadar kesinleşen sonuçlara göre bir il, 23 ilçe ve 7 belde olmak üzere toplam 31 yeri İyi Parti'ye emanet etti. Nevşehir Belediye Başkanımız Rasim Arı'ya, Çanakkale ve Aydın Kuşadası'nda büyük ve şanlı bir mücadele örneği gösteren Enver Yılmaz, Burak Kunt ve Behçet Alp başkanlarıma da ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Akşener iktidarı eleştirisini sürdürerek devam etti konuşmasına. Milletimiz yıllardır ülkemizi makulde buluşturma fırsatını geri tepen Sayın Erdoğan'a artık zorundasın dedi. Milletin gerçekleri karşısında AK Parti'nin eriyen oylarıyla yüzleşti. Parti içinden istifa çağrısının yapıldığı Akşener konuşmasının en sonunda partisinin olağanüstü seçimli kongreye gideceğini duyurdu. Her zaman yaptığımız gibi seçim sonuçlarına ilişkin muhasebemizi ve öz eleştirilerimizi yapacağız. Tam da bu sebeple parti tüzüğümüzün genel başkanı olarak bana verdiği yetki gereğince en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız. Diyelim ki olmadı, tamam. Milletimize anlatacağız. Milletimiz de uygun görmedi. Asla tartışmayacağız ama bir başarısızlık olma halinde bütün sorumluluk bana aittir. Ben de gereğini yapacağım. Akşener Eylül ayında başarısızlık olursa gereğini yapacağım dedi. Ancak bir istifa gelmedi. Bir aylık süre içinde İyi Parti kongreye gidecek. Akşener tekrar aday olur mu bilinmez. Gerçekten Meral Hanım da, arkayı bir temizler misiniz bir dakika? Meral Hanım da gerçekten nasıl bir yüzle hala o koltukta oturuyor anlamış değilim. Ya söz verdiniz gideceğim diye, ya bu oyunun altında alacağım diye. Bunun daha kötüsü yok. Şu anda partiniz bitmiş durumda hanımefendiciğim. Siz farkında değilsiniz. Siyasi kulvarınızın ne olduğu bile belli değil. Milliyetçi misiniz? Ulusalcı mısınız? Seküler misiniz? Merkezde misiniz? Liberal nedir o bile belli değil. Şimdi 8 ayda bir rüzgarla yön değiştirdiniz. Bundan sonra ne yapacağınız da belli değil. Ben üzülüyorum gerçekten Turan Çömez'e, Ümit Özlale'ye, bu gibi isimlere. Hala daha bu partinin içerisinde duruyorlar diye. Geleceği olmayan bir partiden bahsediyoruz. Hanımefendiciğim, güven vermiyorsunuz. Ve siz tarih oldunuz. Belki yakınlarınız size söylemiyor ama sizden artık hiçbir şey olmaz. Bu ülkenin size olan güveni yok. O yüzden gidin evinizde mis gibi eşinizle, torunlarınızla, çocuklarınızla vakit geçiriniz. Çünkü sürükleyebileceğiniz bir kitle yok ki arkanızda. Kitle olmadıktan sonra hiçbir şey de olmuyor biliyorsunuz.